Arkadaşlar merhaba. Bugün size 3 tane birbirine karıştırılan, birbirine biraz da olsa benzeyen farklı otları tanıtacağım. Bu otlar hangileri diye sorarsanız eğer, birincisi yabani havuç bitkisi, diğeri iğnelik otu ve bir diğeri de baldıran otu. Şimdi görmekte olduğunuz yabani havuç bitkisi. Şimdi onları size karşılaştıracağım. Şu topladığım baldıran otu, şu koparacağım ot, iğnelik otu. Bir iki parça daha alayım. Henüz baldıran çiçeği açmadığı için onu tam olarak gösteremeyeceğim. Ama şöyle bir iki baldıran yaprağı alırsam, ileride gördüğüm yabani havuç yapraklarıyla karşılaştırma yapabilirim. Evet arkadaşlar, şimdi şu gördüğümüz, bakın yaprak kısmına, yabani havuçtur gibi, özellikle havuç gibi ama biraz daha damarlı. Şu otumuz baldıran otudur. Bu otumuz iğnelik otu, leylek gagası otu. Şu da, yaprağını hemen topladım, bakın yabani havuç. Bu 3 tane ot aynı ot değildir. Şöyle iğnelik, ortadaki baldıran otu ve şu anda şu gördüğümüzde, bakın arkadaşlar, yabani havuç otu. Bunları ben alayım, masanın üzerine koyup o şekilde de size göstermeye çalışayım. Şöyle yaprakları tamamen gövdeye bitişik bir şekilde çıkıyor ve şöyle maydanoza benzeyen bir yaprak şekli var. Hemen şu gördüğümüz noktada kırmızı bölümler var, köke yakın olan kısımda. Bu küçük bir yabani havuç bitkisi. İlerleyelim. Evet arkadaşlar, yine burada da gayet güzel büyümüş başka bir havuç bitkimiz. Bakar mısınız arkadaşlar, ne kadar çok gövdesi kalınlaşmış. Koyu renkli çizgiler oluşmuş. Tüylü bir gövdeye sahip. Hatta şöyle büyümeye başlamış, buradan tohum vermek için boylanacak. Böyle bir ottur yabani havuç. Ne kadar maydanoza benzese de şu gördüğümüz yaprakları parlak değil, üzerindeki tüylerden dolayı gri renk, mat bir renk almış. Bakın ne kadar büyük yabani ot bitkisi arkadaşlar. Diğer tanıtacağım iki ot bu kadar büyük olmuyor. En azından her iki otu veya her üç otu birbirine karıştırıyorsanız, ilk başta arayacağınız bu otsa diğerleri kadar küçük olmaz. Bakın. Yine burada da arkadaşlar başka bir yabani havuç bitkisini görmekteyiz. Bu da yine epeyce büyümüş. Bunu kök kısmından çıkarabilir miyim bilemiyorum ama şöyle belki deneyebilirim. Bakalım çıkarabilecek miyim? Şöyle dip tarafındaki toprakları biraz yere doğru, aşağıya doğru attırayım. Havuç gibi kazık kök yapısına sahip olduğu için hemen istediğimiz gibi bu otu kökünden çıkaramayabiliriz. Toprakları eğer şu anda hafif geçirgen
ve yığma topraksa havuç bitkisinin kökleri daha da güzel büyür. Fakat sıkı bir toprakta bu tohumlar yayılmışsa istediğimiz forma ulaşamaz. Çok güçlü. Bakın şu havuç gibi görünen beyaz yumrusu ortaya çıkmaya başladı. Biraz daha şöyle derine doğru topraklarını açayım. Rahat çıkarayım. Evet. Arkadaşlar bunu kopardık. Şimdi size göstereceğim şu kısım. Bakın aynı yabani havuç gibi yumrulu kısım. Kokladığım zaman şu kısımları bizim normal pazarlardan aldığımız turuncu renkli havuç gibi kokuyor. Bunun rengi beyaz fakat kültürü alındıktan sonra rengi turuncu olmuştur. Kokusu aynı, tadı da aynı fakat bu havucu kökünü yerken aynı bizim yediğimiz havuç gibi rahat yiyemiyoruz. Göstermeye çalışayım. Çok fazla içinde lif barındırdığı için şöyle göstereyim, şu şekilde ince ince şu bölümlerini atacağız. Üst taraftakileri. Şu içeride de yine odunsu bir bölüm vardır. Aynı Şevketi Bostan otunda olduğu gibi. Şu kısmı çok sert olduğu için yiyemeyiz. Eğer yabani havuç bitkisini bir gün yememiz gerekiyorsa, doğada aç kaldıysak, bu kısmını yememiz gerekiyor. Şurasını iyice temizleyeceğiz veya keseceğiz. Şu kısımları tüketebiliriz. Tat olarak havuç tadında zaten. Fakat çok lifli olduğu için diğer havuçta olduğu gibi yemesi çok keyifli olmuyor. Ama mecbur kaldığımız zaman tüketebileceğimiz bir yabani otun yumrusudur arkadaşlar. Şöyle göstereyim bu kısımları. Bakın biraz daha hatta şu kısımları alayım. Çünkü malum her an her şey insanın başına gelebilir. Doğada gıda olmadan yaşamak zorunda kalırsınız. Bu sefer yabani otlardan kendinize besin kaynağı bulmanız gerekiyor. Bu da çok iyi bir besin kaynağıdır. En azından sizin açlığınızı yatıştırır. Hayatta kalmanızı kolaylaştırır. O neden nedir ki arkadaşlar? Yabani otları öğrenirken hobi amaçlı olmaktan ziyade olası durumlarda nasıl tüketebiliriz diye birçok otu öğrenmeniz gerekiyor. Şu gördüğünüz havuç bitkisi de size gerçekten büyük bir nimet olacaktır. Bakın tekrar şu üst tarafından şu kesiyorum şuradan. Şöyle hemen şu ortadaki odunsu dokuyu yemiyoruz. Zaten yiyemeyiz de. Çok serttir. Şu kısmı ayıracağız. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bakın nasıl bir tabaka çıkardım. Şuraları da yıkayıp da kötü yerlerini temizledikten sonra bunu tüketebilirsiniz. Ben bunları temizlemişken alayım, sepetime koyayım. Yine yazık etmeyin. Havuç bitkisinin arkadaşlar şu gövde
kısmındaki yaprakları tüketilmez. Nasıl ki biz havuç aldığımız zaman yapraklarını tüketmiyorsak, bu havucun da yaprakları tüketilmez. Yine bu arada arkadaşlar, burada da çok güzel gelişim gösteren, toprağı da gayet güzel havalandırılmış olduğu için kendini toparlamış, hızla büyümeye çalışan bir yabani havuç görüyoruz. Bunu kökünden çıkarmayı düşündüm ama çok güzel gelişecek. Burada bu kalsın. Bulunduğum bölgede baldıran otuyla beyaz çiçekli iğnelik otunu göremedim arkadaşlar. Her otun çıktığı yer başkadır. O nedenle şimdi baldıran otu ve beyaz çiçekli olan iğnelik otunu göstermek için arazinin diğer taraflarına doğru yürüyorum. Harika bir hava var arkadaşlar. Yağmurdan sonra o kadar güzel bir hava var ki burada. Çiçeklerin kokusu, özellikle doğada açan meyve ağaçlarının kokusu ortamı o kadar güzel kaplıyor ki. Nefes aldığınızı hissedebiliyorsunuz böyle bir yerde. Şimdi bildiğim noktaya doğru, özellikle şu ağaçların arkasında ormanın içine doğru olan yerde baldıran otları var. İğnelik otları var. Onları orada size göstermek için gidiyorum. Şimdi arkadaşlar, şuradan bir kök baldıran çökleyeceğim. Bir tane baldıran kökünden çıkaracağım. Bunlar. Şuradakini de alayım. Evet, şu sanki kök yapısını biraz gösteriyor. Evet, burada da sarmaşık çıkmış arkadaşlar. 2-3 gün önce gördüm, sarmaşıklar çıkmış. Kızım da çok seviyor sarmaşıkları. Birlikte toplayalım anne dedi. Olur kızım dedim. Bugün de yağmur başladı, fırtına çıktı derken kaldı. Büyük bir ihtimalle yarın sarmaşıkları toplayıp böyle güzel bir paylaşım yapacağım sizlere. Arkadaşlar, buradakiler de baldıran otu. Şu gördüklerimiz. Şunlar. Şöyle büyümeye başlamışlar biraz daha. Yağmur da başladı. Arkadaşlar, şimdi sizlere yakından göstereceğim 3 tane otu topladım. Bunlardan bir tanesi iğnelik otu, leylek gagası otu. Bakın yapraklarına dikkat ederseniz iğne yapraklı. Ve şurada da tohum aşaması. Soğuma doğru geliyor. Bu iğnelik otumuz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ot baldıran otu. Her iki otu şöyle
birer yaprak alayım, o şekilde göstereyim. Şuradan kopardım. Buradan da şöyle arkadaşlar göstermeye çalışayım. Bu da baldıran otu. Zehirli olan baldıran otu. Bu da tüketilen yeni notlardan olan iğnelik otu. İğnelik otumuz ve baldıran otumuz. Aslında çok birbirine benzemiyor. Baldıran otu da maydanozgillerden, maydanoza daha çok benzer. İğnelik otu da daha çok dereotuna benzer arkadaşlar. Baldıran otu zehirli, yenmemesi gereken bir ot. Bakın. Baldıran otunun bu şekilde kökleri var arkadaşlar. İğnelik otunun da böyle kırmızıya, bordoya boyanmış bir kök yapısı var, gövde yapısı var. Daha minik bir iğnelik otunu göstereyim size. Bakın gövdesine. Baldıran otunun gövdesi daha da farklı. İğnelik otunun zaten en belirgin gövde yapısı da şu şekilde. Parçalara ayrılacak gibi. Şöyle parçalara ayrılabilir. Şimdi bir diğer otumuz yabani havuç. Maydanozgillerden yabani havuç. Bu arkadaşlar yabani havuç. Şöyle göstermeye çalışayım daha çok. İğnelik otunu bırakıyorum. Baldıranla daha çok karıştırılabilir. Bakın. Yabani havuç otu da maydanozgillerden. Fakat şu yaprakları çok daha yoğun ve gür bir bitki. Baldıran o kadar, bakın yaprakları daha zayıf, daha az. Ama bir zaman yabani havuç yaprağına baktığımız zaman şöyle bir görüntüsü var. Çok sık yaprakları var. Bu bir örnek olmayabilir diye başka bir örnek alalım hemen arkadaşlar. Ne kadar gür yabani havucun yaprakları. Ne kadar sık. Fakat şu baldıran otu renk yönünden de daha açık. Sarıyla yeşilin karışımı gibi. Açık renk. Şimdi beyaz bir kağıt üzerinde iğnelik otunun yapraklarını göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle iğne yapraklı dereotuna benzeyen iğnelik otumuz. Hemen orta kısımda göstermeye çalıştığımda zehirli olan baldıran otudur. Daha çok maydanozu andıran bu bitkimiz yeni notlardan değildir. Şöyle daha da yakından göstermeye çalışayım. İğnelik otuna göre yaprakları daha sık, dizilişleri daha yoğun. Fakat yabani havuca göre kıyaslarsak, şimdi sol tarafta böyle kaydırıyorum. Burada da yabani havucumuz var. En belirgin özelliği bu bitkinin kökleri aynı bizim yediğimiz havuç gibidir. Şöyle yaprakları ne kadar yoğun olduğunu görebiliriz.
Yabani havucun şu kök kısmı çok yoğun değildir. Eğer toprağı gerçekten gevşek bir topraksa buradaki havuç daha da büyür. Fakat yerken içinde böyle lif yönünden rahatsız edici bir özelliği var. Aynı bizim havuç gibi değil. Çünkü bu yabani havuç terbiye edilerek günümüzdeki havuç elde edilmiştir. Ama yine de doğada eğer kalmışsanız bu yabani havucun şu kök kısmını rahatlıkla tüketebilirsiniz. Lif yönünden zengin olduğu için bağırsak sağlığını da korur. Şu tekrar yapraklarını yakından göstermeye çalışayım. Çok yoğun bir maydanozu andırır. Aynı zamanda kereviz yapraklarına da benzer. Fakat kesinlikle bir kereviz kokusu yoktur. Yalnızca şu bölümler tüketilir. Yaprak kısımlarının tüketilmesi pek tavsiye edilmez. Nasıl? Havuç yapraklarını tüketmiyorsak, yumru kısmını tüketiyorsak bu yabani havuç da aynı şekilde tüketilir. Şöyle uzaktan alayım. Ortada gördüğümüz baldıran, hemen sağ tarafta gördüğümüz iğnelik otu, leylek agası ve burada gördüğümüz de yabani havuç bitkisidir arkadaşlar. Yabani havuç bitkisi çok büyük diğer otlarımıza göre. Yoğun yaprağa sahip ve yumrulu olan bir ottur. Ama şu iki otumuzun yumrusu yoktur ve yaprakları da çok yoğun değildir. Yalnızca şu yaprakların dizilişlerine bakarak da bu bitkiyi çok rahat ayırt edebilirsiniz. Yenmemesi gereken bitkimiz de tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Zehirli olan baldıran bitkisidir. Her ne kadar bazı yörelerde baldıran otu tüketilse de büyük bir ihtimalle bu baldıranın farklı türleridir. Veya baldıran isim verilen başka bir ottur. İsim yönünden aynıdır fakat ot bu ot değildir. Evet arkadaşlar. Size 3 tane birbirinden farklı olan otu tanıtmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.